OEM ürünlerinde indirim diyor. OEM diye tanımlama koymuşlar yine. Bu kafa karıştırıyor. Onu sonra konuşuruz. Yani bilgisayar parçalarında indirim diyelim. %18 KDV kadar indirim. Ürünlere bir bakalım. Uzun zamandır yapmıyorduk. Bir şöyle neler varmış, fiyatlar ne olmuş, ne değişmiş. Onları bir hep beraber bir kontrol edelim isterseniz. Şöyle bir işlemci tarafını bir kontrol edelim. Mesela 10400F gibi bir işlemcinin 1284 Türk lirasına satılması fiyatı gayet ideal. Açık konuşuyorum. 10100, 1100, 3 lira diyor. Burada açık konuşmak gerekirse ben 10400F'in alınmasından yanayım. Mesela 10400 var düz. 1500 liralarda çok arada bir uçuk bir fiyat farkı çıkıyor. Bunun sebebi tabii ki de içerisindeki dahili HD, dahili grafik çözümü. Normalde harici bir ekran kartınız varsa ya da geçici olarak da elinizde eski bir ekran kartı varsa büyük ihtimalle onu kullanacaksınızdır. Yani boşuna 1500 lira ödemeyin. 1200 liralık 10400F işe yarayabilir. 11. nesiller de çıkacak. O da ayrı bir şey. Mesela burada da 11400F var. O da 1600 küsür lira. Ama arada bir açık var. 10400F'i mi alayım yoksa 11400F'i mi alayım derseniz o sizin tercihinize kalmış bir şey. Performansları karşılaştırın. Güncellik istiyor musunuz? Nasıl istiyorsunuz? Ayrı bir şey ama o açık konuşayım. 10400F bu fiyat gerçekten iyi bir fiyat. 10100 var mesela. O da dahili grafik birimi bulunuyor içerisinde. 1100 lira pahalı. Onu söyledik zaten. Başka neler var? Şöyle aşağılara doğru karma bir şekilde gidelim. Ryzen 5 1600 var. Bakın şu işlemciyi almayın. Bakın 10400F'in bu fiyatta olduğu bir yerde Ryzen 5 1600 gibi bir işlemcinin 1200 küsür liralara satılması inanılmaz bir şey. Bu almayın kesinlikle. 5600X var. 3000 lira bandında. Yenilikçi bir işlemciydi. Bunu önerdik ama dediğimiz gibi orada da performansları karşılaştır. Yani hangi sitenin içini görüyor? Fiyatlar ucuz değil. Bunda da karşılaştırmalarınızı yapın. Mesela burada 10700F var. 10700F 2600 lira. E tabii bu overclock'a kapalı bir işlemci. İşte şöyle böyle derken onu dengeleyeceksin artık. 5600X'e overclock yapıyorsun. Ne kadar daha doğrusu şöyle neye ihtiyaç duyduğunu bilmemiz gerekiyor. Nasıl bir kullanım senaryo böyle bir şey var. 10700F diye bir işlemcimiz var ve bu işlemci 2600 liraya satılıyor. Bir şeyler yok yani karşılaştırın ona göre kararınızı verin. Fena değil bak 10700F üst seviyede işlemci istiyorum diyen insan. Güncel ve fiyatı uygun olsun. Beni çok aşmasın bu kura rağmen şeye rağmen. 2600 liraya al. O i7 10700F. Mis gibi fiyat. Bakın açık. Daha başka yerlere de bakın. Fiyatları karşılaştırın. Ben sadece gösteriyorum. Yurt dışı fiyatlarına bakın. Şuna bakın. Buna bakın. 5950X var. Bakın bu iyi bir işlemcidir. Bak burada zaten fiyat konuşmaz gerçi. Fiyatı pahalı. Zaten alın bununla oyun oynayın demek için göstermiyorum. 5950X. Ryzen 9 5950X. Bak 5900X değil. 5950X. 8000 küsur lira bandıdan. Fiyatı çok pahalı ama bunu alacak adam için de ucuz olabilir. Çünkü bu tip bir işlemciye ihtiyaç duyan insanlar büyük ihtimalle başka bir kullanım senaryosu sonra. Oyun için değil bu. Yani oyun moyun diye böyle muhabbet düşmeyin. Bu başka bir şey. Çoklu CPU istiyorum ve çok çekirdek istiyorum diyorsanız ve yenilikçi bir şey istiyorum diyorsanız da hani bu tip işlemcilere de bakabilirsiniz. Bunlar birazcık daha lüks tarafta kalan işlemciler. Hani başka mesela şunları da çok tavsiye etmiyorum artık. Ryzen 3 2200G. Ya İşte Ryzen 3200 işlemci 649 lira. Yani arkadaşlar açık konuşuyorum. Bu saatten sonra alınmaz. Başka 5900X var. Bakın güncel tarafta Ryzen 9 5900X var. 5700 liralara satılıyor. Az önce 5950X'i gösterdik. Dediğim gibi bir şey demek istemiyorum. Bunlar genelde lüks tarafta kalan ürünler. Oyun için hani az önce ben 10700F diye bir işlemci gördüm. Yani hiçbir sıkıntı yok. Bunda da bir sınır yok. Kullanım senaryosuna göre değişiyor. Bütçeye göre değişiyor. Burada da lüks tarafta. 5950X biraz fazla kaçıyor da. Bu mesela 5900X. Güzel bir işlem. Mesela benim gibi bir kullanım senaryosu olan hani ya edit yaptığım, render çıkışı aldığım programı da düşünüyorum. Bu tip işlemciler benim işimi görürdü. Ama dediğimiz gibi elimde de Ryzen 1800X var. Açıkçası gayet mutluyum. Ha, onu da söyleyeyim. Evet 10700KF var. 3136 liraya. Az önce direkt F vardı. K işlemcisi değildi. Overclock yapmayanlar içindi. 2600'e. Şimdi birazcık daha çıkınca şey işlemciyi de alıyorsun. Ryzen 5600X muhabbetine de geldiğimiz zaman onunla aynı fiyat aşağı yukarı birazcık daha şey var. Hani burada da bunları fiyatları iyice karşılaştın. 11600KF var 2900'e. 10. nesilde ise az önce gösterdim 10700KF var. Burada 11600KF var. Hani böyle bir ufak tefek oynamalar var tabii ki. 11700F var. Burada 11700K var. O fiyatı uçuyor. 11. nesil işlemciler de stoklara görünmeye başladılar. Bakalım hemen. Evet stoklarda bulunuyorlar bir şekilde. Evet. Baya baya gelmişler. 11. nesil işlemci. Bu iyi bir şey tabii ki. Diğerleri için de iyi bir şey. Şöyle fiyatı da düşüyor. Yani bir önceki jenerasyon işlemci seri işlemcileri alacak insanlar için de iyi bir şey. Zaten aralarında çok öyle ahım şahım bir fark bulunmuyor. Bu arada videoyu uzatmamak lazım. Başka şeylere de bakacağız. Şöyle hemen hızlı hızlı geçelim. Ha alınmaması gereken işlemciler. Bak
i7 9700 işlemci. Bak 9700 işlemci zaten stokta da kalmamış. Almayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim kesinlikle. 9600 KF kesinlikle. 9400 kesinlikle. Kesinlikle. Bakın alınmaması direkt söylüyorum. Hiç şey yapmayın. Hiç fiyatları da ucuz değil. Hiç yapmayın. Kesinlikle 8500. 8500. Yani hala niye bu stokta duruyor? Bu işlemcinin normalde 500 lira olması lazım ve iki tane bir tane bile mağazada stokta bulunmaması lazım. Normalde bu işlemci 500 lira. 500 liralık işlemci bu. Bakın 500 lira. Yani şey abartmıyorum size 8500 lira. 500 liralık işlemci 2500 lira diye şeyde diyor. Eskisi şey ya o yüzden öyle görünüyor. Hani Amazon'da vardır ya o normalde bunun böyle olmayacağını şeyler de farkında. Bak Ryzen 1400. 1400 işlemci 2700 kesinlikle almayın. Bak Ryzen 5 2600 1700 lira kesinlikle almayın. 9700K 2600 lira almayın arkadaşlar. Almayın yani açıkçası söyleyeyim almayın. Eski nesillere bakmayın bu saatten sonra. Evet işlemci tarafını kapatıyorum. Şimdi başka şeylere geçelim. Devam ediyoruz. Böyle biraz sohbet ede gidiyoruz. Siz de kendi odaklandırıcı ürünlere bakarsınız zaten. Ekran kartı tarafına bakıyorum. Ekran kartını koymamışlar GPU'yu. Biz kendimiz isterseniz onları bir bakalım. Şöyle. Zaten ekran kartını sonra alırsınız bir şekilde. Hani onu bekleyeceksiniz. Mesela GT 1030 1036 lira. Arkadaşlar zaten hani konuşmamıza gerek yok zaten. Böyle saçma sapan bir fiyatı şeyi konuşmamıza gerek yok. Bunlar başka 6714. Arkadaşlar bu dediğim gibi bunlar gerçekten zaten stok yok. Hani bırakın fiyatı stok yok. Bak 4 tane burada şey var, sayfa var sadece. GT 1030 1100. Yani GPU konuşmuyoruz. Başka nelere bakabiliriz? Başka bellek tarafını birazcık konuşalım mı ister? Şöyle söyleyeyim isterseniz. PC tarafına bakıyoruz. Notebook belleği değil tabii ki. Şunu söylüyorum. Gecik CL 15'leri, CL 16'ları ve kısmen hani belleğin megahertz frekans değerine göre değişecektir. CL 17'lere bakın şöyle bir baz alın. CL 18 19 hani dediğim gibi siz yine de kontrol edersiniz elbette. Doğrudan öyle bir şey değil. Hani CL 19 belleği işinizi görecekse o megahertz'ten şeyden baktınız onu da seçersiniz. Ben ideal kullanım senaryolarında bunlar genelde tercih ediyor. CL 15, CL 16 ve CL 17. De işte megahertz tarafına bakalım isterseniz. Artık işte 3000 diyelim. 3200 diyelim. Ve 3600 diyelim. Hani ideal senaryo. Bütçeniz yetmiyorsa tek bellek alın. Sonra aynı seriden bir 8 GB daha alır. Çok rahat bir şekilde takar. Bellek serisinde bir sıkıntı yoksa markaya dikkat edin. Seriye dikkat edin. Aynı marka içerisinde. Biz dual kit olarak hani bütçe varsa zaten muhakkak vardır. Direkt 2x hani 8 GB çok rahat bir şekilde alırsınız. Zaten fiyatlar uygun birbirine yakın. 3200 MHz diyor. CL16 diyor. 8 GB HyperX'tir. HyperX'in bellekleri çok genelde standart oluyor. Onu söylemek istiyorum. Kingston HyperX ne diyorsan adını artık. Çok bunun kitini de tercih edebilirsin. Bütçe fiyatı kontrol et işte bakacaksın. MHz artık yüksek olsun. 3000 ve yukarısını görsün. Sizin sisteminiz 3000 MHz'i desteklemiyorsa bile siz belleği 3000 MHz olarak alın. DDR4'ü uzun zaman kullanabilirsiniz ya da başka bir sisteminize koyabilirsiniz onu. Başka bir şey yapabilirsiniz. Her türlü işinizi yüksek MHz görür arkadaşlar frekans. SSD taraflarına baktığımız zaman SSD'lerde de bir şekilde uygun olması gerekiyor. Mesela 480 GB'lık SSD 544 lira diyor. Buna bakacaksınız. Evet SSD ne kadar olmalı derseniz 120 GB'lık SSD'leri bu saatten sonra almayın. 240-250 diye geçer. Onların arasında farklılık oluyor. Aynı zaten. 480, 512 diye gider. Şöyle şunlardan bakalım. İdeal kullanım senaryosu yoksa yukarılara da bakabilirsiniz bütçeniz varsa. Burada ne olacak? Fiyat konuşacak. Mesela burada M.2 SSD'ler var. 390 lira. M.2 SSD 2400 MB'a 950 MB bölü saniye okuma yazma. Evet şöyle ufak tefek evet. Evet mesela şunu tercih etmeyin. Bakın şunları görüyor musunuz? Bakın fiyatları da pahalı. Bakın şöyle şu SSD. Bakın. Şunlar kesinlikle dikkat edin alırken. Bak hani pahalısı iyisi hiç alakası yok. Okuma yazmaları da zaten saçma sapan. Hani bunların amacı başka. Hani bunlar birazcık daha şey tarafta çok hani ne diyeyim ya kimseyi memnun edemeyen türden SSD'ler oldu. Açık konuşmak gerekirse. Çok tercih etmeyin. Sizin tercih edeceğiniz SSD bakın söylüyorum form factor şeyi de söylüyorum. Kullanıyorsun zaten sıkıntı yok da. Hani şu tercih eden de için tercih ettiğini biliyorum. Mesela gene gerek yok. Onu söyleyeyim. SATA SSD alın. Kabloyla bağlayın. Hiçbir aklınızda soru işareti kalmasın genelde. Mesela burada uygun fiyatlı SSD var. Ya 303 lira diyor mesela Kingston. Başka bir seri olanı 320 lira diyor. Arada bir 15 bir küsür 15 küsür bir şey daha koyduğunuz zaman bunu alıyorsunuz. Bu da güncel seridir. Ha, fena değildir. Bunu tercih edebilirsiniz. Kabloyla bağlantı istiyorsanız M.2 olarak da gerçekten al. Burada fiyat performans SSD. Fiyatı da uygun yani M.2 ile şey arasında fiyatı uygun. Orada ideal olabiliyorlar. Bunu tercih edebilirsiniz. Bakın anakartınızda yer varsa bunu tercih edin. Ya da dönüştürücünüz varsa şeyiniz varsa yani SSD'yi çalıştırabiliyorsanız bunu tercih edebilirsiniz sıkıntı yok fiyatı iyi. SATA kabloyla bağlanan SSD alıyorsanız 480 GB'lık var mesela burada yine. Bence 250 GB almayın kendim bizzat kullanıyorum yetmiyor bir şekilde çok güncel oyunları oynamamama rağmen yetmiyor. 480 GB alın. Ha M.2 alıyorum ve hard diskim de var diyorsanız o zaman tamam. 240 GB'lık az önce gösterdim. Bu şekilde. Hard disk konusunu çok ben burada konuşmak istemiyorum. Onu sizin bütçeniz varsa tercih edeceksiniz hard diski. 7200 RPM olmasına dikkat edin her türlü.
Ve 500 GB hard disk falan almayın artık bu saatten sonra. 500 GB SSD de çok uygun fiyata bulabilirsiniz ki teknoloji gelişiyor biliyorsunuz. O yüzden o şekilde yapmayın. Hard diski ne için tercih ediyorsunuz? Terabayt olarak işte 1 TB, 2 TB, 3 TB. Yani depolama yapacağım diyorsanız tercih ediyorsunuz. Biz genelde sistemlere koymuyoruz. O yüzden hard disk muhabbeti yapmayacağım. Onu geçiyorum. Siz bakacaksınız. Güç kaynaklarına bakalım isterseniz bir de. Güç kaynakları burada var. Güç kaynağı seçerken marka çok önemli. Markaya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Güç kaynakları bilgisayarınızın en önemli bileşenleri. Bunları yıllardır konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz büyük ihtimalle. Güç kaynakları çok önemli. Mesela sorun çıkartacağı belli olan güç kaynakları şu anda var mesela karşımda. Dediğimiz gibi fiyatından hemen şeyinden anlıyorsunuz. Onların en azından şu markayı değil de şu markaya bakın en azından. Hani şuna değil mesela. Şunu görüyor musunuz mesela? Şunu. Sorun çıkartacağı belli bir güç kaynağı. Çok gördüm çünkü böyle güç kaynaklarını maalesef. Şu var mesela hani illa istiyorsanız ama ben dediğimiz gibi şöyle bir kullandım test ettiğim markaları size bir göstermek istiyorum. Thermaltake, Sigmatic, Salman. Diğer markalara da bakacaksınız artık. Ben burada marka şeyliği yapmıyorum. Sadece dediğim gibi ben başka bir şey yapıyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Şöyle bir bakalım. Siz kendiniz hani ürünlere bakın. Çünkü diğer markalar arasında da baktığınız zaman iyi ürünleri de olabiliyor. Bakın ona fiyatı karşılaştırın. Ben fiyat karşılaştırması yapacağım. Burada da gayet güzel markalar var. Onu söyleyeyim. Yani üstünde 80 Plus White yazar ama düzgün bir markadır. Ötekinde 80 Plus bilmem Bronze yazıyor ama etiket markadır. Hani onu o şey yapamazsın. White'ı alıp hani daha düşük bir tamamen örnek olsun diye söyledim. White'ı alıp geçmek daha iyi olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani marka ürünleri yönelin. Bunu söyledik. Onları söyledik. Mesela şey mouse'larda da var, klavyelerde de var. İçindeki teknoloji de aynı. Aynı bizzat baktım. Aynı. Aynı fiyata satıyor zaten. 20 lira daha koyduğun zaman markayı alıyorsun sen. Çünkü adam onu da burada satmak istiyor. Markalı ürünü de satıyor. Sen boşuna şeye kayıyorsun başka tarafa. Hani dikkatli bak. 500 wattlık güç kaynakları 450 lira gibi fiyatlara satılıyor. İşte Thermaltake'in Light Power var. 650 watt diyor. 80 Plus Bronze var Zigmatic tarafında. Zigmatic de bakın o da çok şey bir marka değildir. Ama bir şekilde kullandırtıyor. Onu da gördüm. Var mesela şu fena bir seri değil açıkçası. Bak şu Sigma-T'ye de dikkat edin. Onun da kötü serileri olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Thermaltake var. 650 watt diyor. Ama 80 Plus sertifikası koymamışlar. Onu markaya güvenerek alacaksın zaten. Kötü durmuyorlar. Mesela 600 watt diyor. 80 Plus diyor. Sigma-T dediğimiz gibi bunlar fiyat performans serisi. Bak bu da fiyat performans serisidir. Bunu daha önceden söyledim. Fiyat performans serisidir bu. Onu söyleyeyim. Bir takım başka markalar var. Onlara da bakabilirsiniz. Neyi aldığınızı bilin, ona göre tercih edin. Mesela şu ürünü aldım, sorun çıkartacak mı? Sorun çıkartabilir. Ben bunu bilemem. Sorun çıkartabilir. 350 watt. Zaten 350 watt güç kaynağı önermiyoruz. O da ayrı bir şey elbette. Ona da bir bakalım şöyle. 500 diyelim. Bir saniye onu bir karışmasın. 550 watt. 600 watt. 650 watt. 750 wattlar nerede? Güç kaynağı sıkıntısı mı varmış? Yoksa biz mi göremedik? Yoksa indirim mi yok? Neyse. Yoksa karıştı mı burası? Sistemi karıştırır. 80 Plus, 80 Plus sertifikasını söyleyeyim. Markaya göre değişir. Markaya güveniyorsanız 80 Plus sertifikası olmayabilir. Ama bir takım az önce etiket markalar var. Onlarda 80 Plus sertifikasını ararsanız iyi olur bence. Şu marka gibi mesela şu marka için de geçerli aynı şeyler. 80 Plus sertifikası olsun. Bu tip markaları tercih ediyorsanız. Bunun haricinde vesaire az önce başka markalar da var orada. Surmaster var. Bu iyi bir seri. Gerçekten iyi bir seri bu. Fiyat performans serisi zaten stokta da kalmamış. Stoklara tekrar gelmesi gerekiyor. Ne diyor mesela? 550 watt 462 lira. İyi bir güç kaynağı olduğunu biliyorsun. Hani diğerinde 600 watt yazıyor. Onu mu alayım yoksa bunu mu? Ben bunu alır geçer dem. Onu da söyleyeyim. Hani orada bir markaya da birazcık güven olması gerekiyor. Güzel bir şekilde fiyatları aşağı yukarı birbirlerine denk ve satıyorlar. Onu da söyleyeyim artık. O giriş seviye sistemlerde artık 450 watt, 500 wattlık güç kaynaklarını tercih ediyorsunuz. 450 wattın altına almıyorsunuz. 500'ün altına aslında almıyorsunuz artık. Bir şekilde 350 watt diyor. Onlara çok bakmayın isterseniz. Sıkıntı çıkartabilirler. Başınıza ileride dert açabilir. İşte orta seviyeye çıktığında 600 wattlık güç kaynaklarına bakıyorsunuz. Üst seviyeye çıktığında 700-750 wattlık. Teorik olarak bu şekilde sistemi topluyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Anakartta da şöyle bir göz gezdirelim. Bir de şöyle bir şey var. Mesela biz sayfadan tıklıyoruz. Buraya geliyoruz. Burada olmayan, şuraya yani buradaki sayfaya koyulmayan ama sizin kendiniz aratmada bulabileceğiniz ve indirime girmiş ürünler de olabiliyor. Ben bunu çok gördüm. Dolayısıyla iyice bakın odaklandığınız ürüne. Ben kaba taslak gösterdim aslında. Onu da söyleyeyim. Önce işlemciyi seçin. İşlemciden sonra anakartı seçeceksiniz. Sırayla AMD'yi AMD, Intel'i Intel. Evet fiyatlar nasıl diye söylüyorum. Çünkü anakartlara odaklanamayız. İşlemciye göre odaklanıyoruz. Bu da zaten çok uzun olur ve zaten uzun oldu video. Giriş sınıf anakartlar genelde A serileri oluyor ya da H serisi oluyor. Orta sınıf anakartlar B serisi diye geçiyor. Üst sınıf anakartlar da Z serisi ya da X serisi diye geçiyor. Mesela şurada güzel bir anakart var. 11. nesillerine çok güzel bir şekilde uyumlu bir şey. Auros Pro'larda genelde şey de çok iyi oluyordu. Ses çipi de çok iyi oluyor. Gigabyte, Gigabyte, Gigabyte nasıl okuyorsanız.
Çok iyi çalışmış. Yani gerçekten birkaç yıl öncesine kadar çok bakmıyordum ama birkaç yıldır çok vurgu yapa yapa gittiler. Biz tabii ki harici ses kartı tercih ediyoruz. Böyle ses kartları tercih etmiyoruz. Hani bunu da söylemiş olayım burada. Fiyatlara bakalım. Mesela burada bir B4 seri var. Fiyatlar pahalılaşmış açıkçası. Bu anakartın ederi 300 küsür liralarda olan bir anakart bu şekilde. Tabii kurun etkisi de var. O da ayrı bir şey elbette. Şöyle birazcık daha gidelim. B4 seri hala AMD işlemcilerde ideal kullanılıyor. Özellikle 3. nesile kadar kullanıyorsunuz. Şu nedir? Mesela bu bir gaming olayım demişler ama sanki boya atıp geçmişler gibi bir anakart. Yani Aura serisi bambaşka elbette ama bu biraz üstüne biraz kırmızıya çalışmışlar da geçmişler. Şuraya da bir şey koyduk. Hani biraz standart bir anakart bu aslında. Biraz cilalanmış bir anakart. O yüzden onu çok gördüm ama çok tercih etmedim. Görüyor musunuz? Mesela A320 diyor. 500 küsür lira. Aynı seride 500 küsür liralarda yine B450 vardı. B450'yi alın. A320'yi almayın. Gerçekten. Bir de B550 var. Bak onlar da fena değildir. B550'ler var. Ama onlar 800 küsür lira bandında. Aynı serilerden devam ediyor. B550 o birazcık daha iyidir. Ama B450 bir şekilde ideal bir şekilde işinizi görüyor. Tabii ki de 5600X aldım. O zaman B550'nin bu serisini tercih edebilirsin. Mesela bu ideal bir seriydi. İdeal bir anakarttı. B550 tarafında. Bu konuşa konuşa bitmez. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak dediğimiz gibi OEM ürünlerinde OEM ürünleri diye güzel bir tanımlaması var. O şekilde kullanalım bizlerim. Güzel bir tanım bence. Bilgisayar parçaları işte. OEM'in ne olduğunu çok konuşuruz. Farklı, herkes farklı farklı kullanıyor. Ona göre kararınızı verin. İyi fiyatlar gördüm açıkçası bu kura rağmen. Ekran kartı bölümü hariç. GPU bölümü gerçekten karışık. O konuda hiçbir şey demeyeceğim. Onu konuşmuyor zaten. Zaten öyle bir şey iddiaları da yoktu. Orada bir GPU böyle şeyi göremedik. Zaten ürün yok. Yani GPU da bir... Bu şekildeydi arkadaşlar. Uzun bir video oldu. Fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Böyle sohbet ede 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 birazcık bir güncel bilgisayar taraflarına baktık. İşlemci tarafından memnunum açıkçası şu anda. Öyle olması gerekiyor. İşlemci tarafından şu anda çok memnunum. Bu şekilde vesaire vesaire diye gidebiliriz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diyorum.